Bu sol karıncığın basınç zaman grafiği arkadaşlar. Grafiği 4 segmente ya da bölüme ayırdığımızı hatırlayacaksınız. Hatta buraya bu ek kısmı da çizmiştim. Bu kısım ikinci kalp atışına ait olan grafikti. Bunu kalp döngüsünün son kısmının tamamını görün diye yaptım. Yani bu kısmı eklemeyi hatırlamanıza gerek kalmasın diye. Evet Göze daha kolay ve anlaşılır görünmesi için sıradaki kalp atışına geçmiştik ve böylece bunların hepsinin tek bir döngünün bölümleri olduğunu anlamıştık. Bu videoda basınç yerine hacimden bahsetmek istiyorum. Aynı eksenleri bir kere daha çizeceğim. Buraya birimi saniye olan zamanı koyuyorum. Benzer şekilde bu videoda da dört bölüm halinde sol karıncıkta neler olup bittiğini inceleyeceğiz. Burası 1,2 saniye olsun, burası 1. 0,75, 0,5 ve 0,25. Evet, süper oldu. Bu eksene de birimi mililitre olacak şekilde hacmi koyacağım. Burası 0 olacak. 50 burası olsun. 100 ve 125. Bu sayıları seçmemin nedeni mantıklı olduklarını ve durumu anlamamızı kolaylaştıracaklarını düşünmem. Yine de sayıların kişiden kişiye değişebileceklerini sakın aklınızdan çıkarmayın arkadaşlar. Zaman içerisinde olanları yine burada kullandığım A, B, C ve D harfleri ile takip edeceğim. A'dan B'ye olan kısmın izovolümetrik kasılma olarak adlandırıldığını ve kalp kasılırken kan hacminin aynı kalması anlamına geldiğini söylemiştim. Diğer tarafta yeşil olan kısımda izovolümetrik gevşeme olarak adlandırılıyordu. Yine aynı mantıkla bu süre içerisinde de hacim yine değişmiyor. Buna ek olarak bu noktalar hacim grafiği açısından da son derece belirleyici noktalar olacaklar. Evet. A, B, C ve D'yi izovolumetrik kasılma ve gevşeme için kullanacağım. Kasılma dediğimizde tam da bu noktada sol karıncığın kanla dolu olduğunu biliyoruz. Evet tam da kasılmadan önce olabileceği en dolu halinde olan bir sol karıncıktan bahsedebiliriz. A ve B'yi bu şekilde yerleştirelim. C'de ve D'de ise kalpte kalan bir miktar kan var. Bunun yaklaşık olarak 50 mililitre olduğunu düşünelim. Evet, 125 ve 50'yi de az önce söylediğim gibi mantıklı oldukları için seçtim arkadaşlar. Ama kişiden kişiye değişeceklerini de lütfen aklımızdan çıkarmayalım. Önemli olan burada neler olup bittiğinin arkasında yatan mantığı kavramak. Grafiğin bu iki bölümünü bu şekilde çiziyorum. Bundan sonraki kalp atışının A'sını da buraya yerleştirebilirim. Bu bir sonraki kalp atışı için hazırlanması ve her şeyin yeniden başlaması anlamına geliyor. Peki sizce bu aralardaki doğrunun nasıl bir eğimi olmalı? Kan dolanırken bu şekilde doğrusal mı olacak dersiniz? Yoksa aklımızda, daha doğrusu aklınızda başka bir şey mi var? Bu soruya cevap vermek için hepimizin aşina olduğu sadık dostumuz delta p eşittir q çarpı r denklemine bir göz atmak istiyorum. Ayrıca grafiğin iki bölümünü de buraya hızlıca çiziyorum. Rengi ve şekline bakarak bunların hangi bölümler olduklarını anlayacağınızı düşünüyorum. Diğer bölüm de bu olsun. Evet, iki bölüm olacak. Aslına bakarsanız bunun eğimi istediğim gibi olmadı. Bir kere daha tekrar çizmek istiyorum. Evet, evet böyle daha iyi. Burada iki bölüm var. Delta P eşittir Q çarpı R'yi uygulamaya koyabilmek için bu iki bölümü ayrı ayrı ele alacağız. Bu birincisi, bu da ikincisi. Birinci bölümde aort basıncı hakkında ne söyleyebiliriz? Aort basıncı bu şekilde başlıyordu. Aort kapağı açıldığında da basınç hızlı bir şekilde yükseliyordu, yükseliyordu ve bir noktada sol karıncık basıncını yakalıyordu. Belli bir noktada, örneğin burada da size dikrotik çentik olarak bahsettiğim şekli e, göstereceğim. Dikrotik çentik. Bunu da burada göreceğiz. Bu arada bunun aort basıncı olduğunu da not edeyim. Buradaysa sol kulakçığın basıncını da hesaba katmamız lazım. Sol kulakçığın basıncı da başlangıçta bu şekildeydi. Hızla yükseliyordu, maksimum noktasına ulaşıyordu ve düşmeye başlıyordu. Evet, düşüyordu ve sonra yeniden yükselişe geçiyordu. Sol kulakçık ve aort için işte bu eğrileri ele almamız gerekiyor. Peki bunları neden çizdim ve neden bu kadar büyük yaptım? Çünkü delta P, sarı çizgi ile beyaz çizgi arasındaki farkı veriyordu ondan. Evet, delta P, iki basınç arasındaki farkı verir, öyle değil mi? Bu aralıkta düzgün bir fark var. Burada daha orta halli, buradaysa neredeyse hiç fark yok diyebiliriz. Bu da delta P'nin büyük bir değerle başlayacağı ve daha sonra küçüleceği anlamına gelir. Evet, delta P zaman içerisinde küçülecek. Burada da benzer bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Büyük başlayacak, küçülecek ve küçülmeye devam edecek. Büyük başlayacak ve giderek küçülecek. Delta P yani başlangıçtaki değişimi ve iki tane de basınç eğrisi gördüğünüzde neler olup bittiğini anlamak kolay. Öyle değil mi? Çünkü iki eğri arasındaki farka bakmak yeterli olacaktır. Peki bu durumun bize faydası nedir diyecek olursanız, Delta P'nin Q çarpı R'ye eşit olması ile başlayalım. Q'nun tam olarak ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Q akıştır. Kan akışıdır. Birimi ise Hacim bölü zamandır. Hacim bölü zaman da doğrunun eğiminden başka bir şey değildir. Öyle değil mi? Evet. Bu doğrunun eğimi hacim bölü zaman olacak. Delta P'deki farkları ortaya çıkart çıkartabilirsek ki bu noktada bir varsayımda bulunmamız gerekecek. Evet. Direncin çok da değişmediğini kabul edeceğiz. Bunun kalbin içi söz konusu olduğunda sabit olduğunu düşüneceğiz. Başka bir deyişle kalp atışından kalp atışına diren çok da fark etmeyecek. Bu da delta P'deki farkların ya da değişimlerin akıştaki değişimlerden kaynaklandığı anlamına gelecek. Tam olarak olan da bu zaten öyle değil mi? Başlangıçta büyük bir delta P vardı. Aort basıncına bağlı olarak büyük bir delta P değeri. Şu anda bu noktadayız ve büyük bir akış olacağını da biliyoruz kan büyük bir miktarda akıyor yani büyük hacimlerle kalbi terk ediyor. Kan kalbi terk ediyorsa bu doğrunun eğimi dik ve negatif olmalı öyle değil mi? Daha sonra akış azalacak. Evet, delta P'nin küçüldüğünden bahsetmiştik. Yani akış da aynı doğrultuda küçülecek ve önemsizleşecek. Daha küçük ya da az hacimde bir akış diyelim. Bu da Beyaz doğru yerine sarı eğriye benzeyen bir grafik elde edeceğimiz anlamına geliyor. Peki ya D ile A aralığı farklı renkler kullanayım. Burada da yine benzer bir durum söz konusu. Delta P başlangıçta yine büyük olacak. Şu anda sol karıncaya doğru büyük bir kan akışı var. Bu yüzden de hızlı bir yükselme olması lazım. Sonra giderek azalacak ve zaman içerisinde buna benzeyen bir şekil elde edeceğiz. Diğer tarafta beyaz doğru yerine buna benzeyen bir eğri elde edecek olmamızın sebebi de bu. Evet, hacim zaman grafiği de bu. Şekli çok ilginç değil mi arkadaşlar? Şekli ezberlemek yerine nasıl bu hale geldiğini veya bu şeklin sebebinin ne olduğunu anlamanın çok daha önemli olduğunu düşünüyorum.